Türkülerin menekşe gözlü güzeliydi. Tek kanallı dönemlerin yıldızıydı. Bağlaması, sesi ve güzelliğiyle milyonların gönlünde taht kurdu Nuray Hafiftaş. Kavgaları sevgilileriyle değil, sadece sanatıyla manşetlerdeydi. Birçok sanatçı gibi inişli çıkışlı zamanları oldu ama hiç unutulmadı. Doğu'nun ücra bir köşesinde başlayıp şöhretler sahnesinde devam eden hayatı herkese ağlatan, yürek burkan bir sonla bitti. Nuray Hafiftaş o zamanlar Kars'a bağlı olan Çıldır'ın bir köyünde doğdu. Duvarlarında bağlamaların eksik olmadığı, aşıkların ezgilerinin yankılandığı bir evde dünyaya geldi. Kendi anlatımıyla anne babası terekemeydi. Kimseye bağlı olmayan özgür insanlardı. Babası sevdakar Hafiftaş da saz ustasıydı. Ancak oradaki hikayesi kısa sürdü. 1,5 yaşındayken aile İstanbul'a göç etti. O günleri ve yaşadıklarını 2006 yılında Esmer dergisine bu sözlerle anlatır Nuray Hafiftaş. Geldiğimizde bir ailenin yanına tophaneye yerleştik. Tek göz odaydı. Metrekaresi bile yoktu. Adım atamıyorduk. Annem tam bir çilekeş. Açlığa, dayağa, horlanmaya dayanmış bir kadın. Çok sıkıntıdan geçtik. Annemin sabrıyla bugünlere geldik. Babası kahvehanelerde bağlama çalar, arkadaşları onun için para toplar, birkaç yıl sonra tarla başına taşınırlar. Gece kulüplerinde çalışmaya başlayınca da Arif Sağ ve Yılmaz Güney gibi isimlerle dost olur. Bu dostluk sayesinde Arif Sağ'dan ders alırlar kardeşiyle birlikte. Beklendiği gibi o da küçük yaşlarda bağlama ustası oldu. Eğitimini de buna göre şekillendirdi. Ailesinin de desteğiyle konservatuvara gitti. 1983'te mezun olduktan sonra önce İstanbul Belediyesi ardından İstanbul Radyosu'nda kadrolu sanatçı olarak çalıştı. Hem koroda yer aldı hem de solo program yapıyordu. Önceliği para kazanıp ailesine yardım etmekti. Bazen sabaha karşı bitirirdik kayıtları. Belim bükülüyor, yere yığılacak gibi oluyordum. Bir taraftan çalar, bir taraftan da kömürümüzü alırım. Anama da kırmızı bir kazak diye düşünürdüm. Kazandığım parayla o küçük evimize bir koltuk takımı aldığımda ilk heyecanımı yaşamıştım. Unutmam. Sade bir yaşantısı vardı. Bir söyleşisinde o zamanlardaki hayatını, ''Ben erkek gibi oldum babamın korkusundan. Üniversiteye giderken eve 5 dakika geç kalsam babam falakaya yatırırdı. İyi ki de yapmış.'' diyerek anlatacaktı. Pek bilinmez ancak konservatuvarda Emel Sayın'ın bursuyla okur. Dönemin ünlü yıldızı 1978'de başarılı iki öğrenciye burs verilmesini ister. Onlardan birisi de Nuray Hafiftaş olur. Emel Sayın burs verdiği kişinin yıllar sonra kendisiyle aynı sahneye çıkan Nuray Hafiftaş olduğunu bizzat ondan öğrenir, çok şaşırır. Yeteneğinin yanı sıra güzelliği de ona kapılar açar. Fotoğrafını görüp beğenen Sibel Can'ın isteğiyle Maxim Gazinosu'nda alt kadrosunda yer alır. Tek şartı babasıyla gelip babasıyla çıkmaktır. Diğerleri gibi hür ve kafasına göre takılmıyordu. Zaten böyle bir isteği de yoktu. Sonra İzzet Altınmeşe ile Anadolu turnesine çıkar. 80'li yıllarda kardeşi Güray Hafiftaş'la da sahneye çıkan Nuray Hafiftaş artık daha fazlasını istiyordu. 1987'de 23 yaşında ilk albümü Asker Mektubu'nu çıkardı. Türkü sevdasıyla bilinen güzel şarkıcının ilk albümü dönemin modasına uygun olarak arabeskti. Nuray Hafiftaş yıllar sonra verdiği bir röportajda bunun pişmanlığını dile getirecekti. Cahillik ettim, arabesk okumasaydım zirveye çıkacaktım ama bu arabeski sevmediğim anlamına gelmiyor diyecekti. Sevgi dolu şu gönlüm. Hiç vakit kaybetmez bir yıl sonra ikinci albümü Yaradan Aşkına piyasaya çıkar. Güzelliği ve sesi sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeker. Medyada sık sık yer almaya başlar. Hollywood yıldızı Liz Taylor'a benzerliği nedeniyle yerli Liz denilirdi o dönem kendisine.
Medyanın o dönem büyük ilgi gösterdiği Nuray Hafiftaş'ın yükselişi sürer. Her yıl bir albümle kendini tazeler. Fuarlar, geceler, TRT programları derken manşetlerde sık sık yer bulur. Ama dikkatlidir. Özel yaşamını sır gibi saklamayı başarır. Güzelliği nedeniyle kendisine devamlı sevgilisi olup olmadığını soran medya mensuplarına bugüne kadar hiç erkek arkadaşı olmadığını, evlenmeden de bunu düşünmediğini söyler ve ekler. Biz doğuluyuz. Bizim kitabımızda kocamızdan başka erkeklere yer yoktur. 1989'da Dön İki Gözüm albümüyle zirveye yerleşir. Dönemin müzik listelerinde üst sıralara çıkar. Diğer yıldızlara göre daha mütevazı, daha oturaklı bir hayatı vardır. Anlayacağınız tam bir halk sanatçısıdır. Bu yüzden çok sevilir. Medyada bunu bildiği için büyük ilgi gösterir. TRT'nin de sık sık tercih ettiği sanatçılardan biridir. ...90'ların başında Nuray Hafiftaş, türkücülüğe bir meslek daha ekler, sinema filmlerinde oynar. İlk filmi 1990 tarihli Ahu Gözlüm'dür. Tolga Savacı ile başrolü oynar, ancak birkaç filmde daha oynamasına rağmen sinema kariyeri beklendiği gibi ilerlemez. O da en iyi yaptığı işi yapmaya devam eder. Peş peşe türkü kasetleri çıkarır. Sanat hayatı boyunca hiçbir erkekle görünmeyen Nuray Hafiftaş, 1992'de müzik yönetmeni Ceyhun Çelik'le gizlice evlenir. Ancak bu evlilik hiç beklediği gibi gitmez. Dönemin medyasına yansıyan haberlere göre şiddet görür ünlü türkücü, birkaç ay içerisinde de hemen boşanırlar. Bu evliliği büyük bir hata olarak nitelendirir Nuray Hafiftaş, bu konuda hiç konuşmak istemez. 2006'da verdiği röportajda baba baskısından kurtulmak için evliliği bir kaçış yolu olarak gördüğünü söyler ve pişmanlığını dile getirir. Anama babama el oğlunu değişmem diyecekti. Ünlü türkücü hep karşılaştığı "Neden evlenmiyorsunuz?" sorusuna yıllar sonra böyle cevap verecekti. Evlenmek için insanlara güvenmek gerekiyor. Hiç kimse mutsuzluk yaşasın, boşansın, çocukları ortada kalsın istemez. Bunların sebeplerini bilemeyiz. Kapılar kapandığında içeridedir yaşanan bütün gerçekler. Öyle bir zaman olmuş ki erkekler kadınları sömürmek ister durumdalar. Özellikle sanatçının isminden yararlanayım, ekranlara çıkayım diyen çok erkek modeli var. Korkuyorsun tabii bir şekilde. Öyle bir hayat süreceksem kendi halimde ailemle yaşayayım diyorsun. Bazı şeyler vardır size anlatamam. Sorumluluklarımdan bahsediyorum. Eğer ben olmazsam hiçbir şey olmaz. Benim hayatıma girecek insanın da en az benim kadar mütevazı, ailesine ve aileme düşkün, maddi ve manevi şeyleri benimle paylaşıyor olması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde benim ailem ve etrafım zorda kalır. Bin tane el oğlunu anamın babamın tırnağına değişmem. Bu kadar açıklayabilirim. Benim huzurum olacaksa evliliğe evet derim. Artık güzel sanatçı için evlilik sayfası bir daha açılmamak üzere kapanır. Bunca yıllık emeğimi el oğlu için harcayamam der. Kendini işine verir. 90'lı yıllarda 8 tane albüm çıkarır. İbrahim Tatlıses'in şirketiyle anlaşma sağlamayınca Mahsun Kırmızıgül'ün yapım şirketine geçer. İlginç haberlerle de ara sıra gündeme geliyordu Nuray Hafiftaş. Örneğin yeşil gözlerini sigortalatması gibi ya da gözlerini bağışladığını açıklaması gibi. Bununla ilgili, "Gözlerimi bağışladım. Diğer organlarımı bağışlayamam çünkü şeker hastasıyım. Bunun için benim gözlerim bir insana ışık olursa ne mutlu bana" diyecekti. 2000'lerde de sanat yolculuğuna devam etti Nuray Hafiftaş. Birçok sanatçı gibi ne unutuldu ne de gözden düştü. Yaşam tarzı ve düzgün kişiliği sebebiyle hep tercih edilen bir kişiydi. Hatta sık sık televizyon programlarına katılmasıyla ilgili gelen bazı eleştirilere "Başarılıyım, o yüzden ekrandayım" diye cevap verecekti. Sanat hayatı boyunca politikadan, güncel siyasi olaylardan ve kavgalardan uzak durdu. Her kesimin sanatçısı olmakta arzusu, bunu da başardı. Yine 2006 yılında Esmer dergisine verdiği röportajda ilk defa bu konularda konuşacak, "Solcular çağırdığında kendimi daha özgür, daha mutlu hissediyorum" diyecekti. "Ben her tarafa hitap ediyorum.
aşırı uçlar hariç, rengimi belli etmeli miyim, etmemeli miyim bu ülkede? Gerçekten zor iş. Rengini belli ettiğin zaman birileri seni koruyacak mı? Ne yapabilirim? Hala düşünüyorum. Bütün yörelerden okuduğum için beni farklı algılayanlar da oldu. Ama rengimi belli etmesem de beni bilen bilir. Soldan çağıranlara gittiğim zaman çok mutlu oluyorum. Müthiş bir keyif alıyorum ve kendimi özgür hissediyorum. Hiç alakam olmayan bir partiyle ilişkilendirdiler bir ara. Şoke oldum. Bu zamana kadar nasıl anlamadınız beni dedim. Aileden gelen bir solcu geleneğimiz var. Mücadeleciyim. Paylaşmayı seviyorum. Alnımın teriyle yıllarca borç ödeyerek bugünlere geldim. Göğsümü gere gere yaşıyorum. Sanat hayatı boyunca 20 albüm yaptı Nuray Hafiftaş. 100'den fazla eser yazdı, ünlü sanatçılara besteler verdi. Son yıllarda şehir hayatını, ışıltılı sahneleri de bıraktı, anne babasıyla yaşamayı tercih etti, Çatalca'ya yerleşti. Hayvanları da çok severdi Nuray Hafiftaş. Kedi köpek beslerdi. Hatta Çatalca'daki evinde 50 kedisi, 10 köpeği vardı. Ancak hayat insanoğlu için bir sınavdı ve bazen oldukça acımasızdı. Amansız hastalıklar da işte bu sınavların en zor dönemeçlerinden biriydi. Nuray Hafiftaş 2017'de kansere yakalandığını öğrendi. Ameliyat oldu ancak çok gecikmişti. Kendini ihmal etmişti. Kalın bağırsağındaki kanser karaciğerine sıçramıştı. Allah. Hem kolon hem de karaciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Sevenleri işte o günlerde öğrendi hastalığını, milyonların duası onunlaydı. Özel bir hastanede tedavi altına alındı. Herkes seferber oldu. Dostları, arkadaşları onu hiç yalnız bırakmadı. Hastane odasına biri girip diğeri çıkıyordu. Sağ olsun gelen herkese, Allah razı olsun. İnanamıyordu başına gelenlere. İyi olmak, hayatına kaldığı yerden devam etmek istiyordu. Son söyleşilerinde, hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. Tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum. Çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Eğer hastaneden sağlıklı bir şekilde çıkarsam, ilk yapacağım şey benim gibi hasta olan insanlara yardım konseri vermek olacak. Annemi ve babamı çok özledim. Sahneyi, evimi, kedimi, köpeğimi çok özledim, diyecekti. Mücadeleye hazırım ben. Çünkü bir an önce iyileşmem gerekiyor. Sevenler beni bekliyor. Ailem beni bekliyor. Sonra bir moral gecesi düzenlendi Nuray Hafiftaş için. Yorgundu, bitkindi ancak ümidini kaybetmemişti. Söylenen türkülere zaman zaman eşlik ediyordu. Belki de farkındaydı her şeyin. Zamanı tükeniyordu. Gözyaşları istemsizce akıyordu yanaklarından. Bu onun aynı zamanda son sahnesi, eline mikrofonu son alışıydı. Herkes mutlu son bekliyordu bu yürek burkan hikayede ancak belliydi. Çok zamanı kalmamıştı. Hastanede düzenlenen bu moral gecesinden sadece 10 gün sonra 14 Şubat 2018'de 53 yaşında hayata gözlerini yumdu Nuray Hafiftaş. Devlet töreniyle Teşvikiye Camisi'nden ebedi yurdu Zincirlikuyu Mezarlığı'na uğurlandı. Nuray Hafiftaş 80'lerin arabesk ve 90'ların pop furyasında halk müziğinden hiç vazgeçmeyerek sanatını başarılı bir şekilde icra etti. İlk çıktığında Anadolu motifli elbise giyen, daha sonraki yıllarda yeni yetme popçulara özenip açılıp saçılan, halk müziğinin ağırlığını taşıyamayan tiplerden olmadı. Nasıl başladıysa öyle devam etti. Ne müziğinden ne de kişiliğinden taviz vermedi. Sırf medya ya da yapımcılar istiyor diye türlü hallere girmedi. Kim olduğunu, nereden geldiğini hep hatırladı, hatırlattı. Ben yenik düştüm bu kez. Her şeyde çok güçlü olan ben. Bu kez yenik düştüm.
Çocukları da çok severdi Nuray Hafiftaş. Defalarca yetimhanelerdeki çocukları ziyaret etti, onlarla ilgilendi, konserler verdi. Ancak kısmet olmadı, anneliği tadamadı. Türkülerin menekşe gözlü güzeliydi. Tek kanallı dönemlerin yıldızıydı. Bağlaması, sesi ve güzelliğiyle milyonların gönlünde taht kurdu Nuray Hafiftaş. Kavgaları ve sevgilileriyle değil, sadece sanatıyla manşetlerdeydi. Birçok sanatçı gibi inişli çıkışlı zamanları oldu ama hiç unutulmadı. Ne zaman televizyonu açsanız orada bir yerdeydi. Ölüm her zaman geride kalanlara keder verir. Ancak genç yaşta ölüm daha acıklı, daha üzücüdür. Nuray Hafiftaş sanatıyla, duruşuyla, yaşam tarzı ve hiç değiştirmediği çizgisiyle halkın gönlünde taht kurmuş bir sanatçıydı. Onun 30 yıla yakın sanat hayatında manşetlerde aşkları, kavgaları veya skandalları yoktu. Türküleri, sanatı ve neşeli, hayat dolu kişiliği vardı. İşte bu yüzden çok sevildi. Erken vedası bu yüzden çok üzdü. Bu sonu yürek burkan hikayedeki tek teselli ise Nuray Hafiftaş'ın birçok sanatçı gibi geride bıraktığı eserleri ve türküleriyle daha nice seneler gönüllerde yaşayacak olması. Thank you.